Adem hocam. Sor gelsin. Sakin kalabilmenin formülü nedir? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Yaşlı bir kadın otobüse binmiş ve boş bir yere oturmuş. Bir sonraki durakta her iki eli çantalarla dolu olan aksi, huysuz ve herkesle kavga çıkarmaya meraklı genç bir kadın da aynı otobüse binmiş. Daha sonra yaşlı kadının yanına gelerek ellerindeki çantaları yaşlı kadına çarptıra çarptıra koltuğun üzerine koyup yanına oturmuş. Her fırsatta kavga çıkarmaya meraklı bu kadın, yaşlı kadının bu durumdan şikayet etmediğini görünce daha çok meraklanmış. Ve ona çantaları yerleştirirken sizi rahatsız etmeme rağmen neden şikayetçi olmadınız diye sormaktan kendini alıkoyamamış. Yaşlı kadın gülümseyerek cevap vermiş. Kaba olmaya veya böyle önemsiz bir şeyi tartışmaya gerek yok. Çünkü birlikte yolculuğumuz çok kısa ve ben bir sonraki durakta ineceğim. Şimdi bu hikaye size çok sıradan, bu sözler de size çok anlamsız gelmiş olabilir. Ama bence yaşlı kadının bu son sözü altın harflerle yazılmayı hak etmektedir. Neden mi? Çünkü her birimiz bu dünyadaki zamanımızın gereksiz tartışmalarla karartılmayacak kadar kısa olduğunun farkına varmalıyız. Biri kalbinizi mi kırdı? Ya sakin olun, yolculuk çok kısa. Biri size ihanet mi etti? Gözünüzü mü korkuttu, aşağıladı mı? Stres yapmayın. Çünkü yolculuk çok kısa. Biri size sebepsiz yere hakaret mi etti? Sallayın gitsin. Görmezden gelin. Çünkü yolculuk çok kısa. Birinin bize getirdiği sorun ne olursa olsun, birlikte çıktığımız bu yolculuğun çok kısa olduğunu unutmayın. Yolculuğun ne kadar süreceğini kimse bilemez. Ne zaman biteceğini de. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki, ölümün olduğu şu dünyada hiçbir şey o kadar da ciddi değildir.